Peki o zaman şunu sorayım. Sultan Vahidettin yanlış mı yaptı? O 1922 yılında ülkeden çıkması ve İngiliz gemisine binmesi. Sultan Vahidettin Han tahta geçtiğinden 3 ay sonra İstanbul işgal edildi. O zatın bütün 4 yıllık saltanatı İstanbul'un işgal altında olduğu yıllara tesadüf etti. Yapacak bir şey yoktu. Tabii eli kolu bağlı. De zaten o bu hale getirmemişti. Saraydan, Yıldız Sarayı'nın penceresinden baktığı zaman Boğaz'da İngiliz, Fransız gemilerini görüyordu. 4 yıl boyunca. Yani memleketi de bu hale Sultan Vahidettin Han da getirmiş değil ayrıca. Hanedanı sürgün edenler Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz 1909'da iktidarı ele geçirenlerdi. İttihat ve Terakki'ydi. Evet. İttihat ve Terakki memleketi harbe sürükledi 1914'te. Memleketi bu hale getirdi. Bunların bir kısmı sonra Ankara'ya gidip Ankara hareketine girdiler. Bu işin müsebbipleri onlardı. Sultan Vahidettin değildi ki. Eğer bir hain varsa o Ankara hareketine girenlerdi iddiaçılardan. Sultan Vahidettin'e çıktı fatura. Paratoner oldum ben dedi zaten. Bu millete paratoner oldum. Sultan Vahidettin'in bir kere yapacak bir şeysi yok. Neticede politikacıdır. Padişahlar dokunulmazdır. Çünkü onların bir salahiyeti yok. İnsanlar bilir bilmez konuşuyorlar. Osmanlı'nın bir anayasası var. Kanun esası. Kanun esası padişahın bir salahiyeti yok. Hükümetlerin var. Padişah gayrı mesuldür. Yani ona hükümetler mesuldür. Padişahın bir icraî salahiyeti yoktu ki 1918-22 arası ona bir kere hesap sorulsun. Evet. O buna rağmen Anadolu'daki mukavemet hareketlerini örgütledi. Bunu herkes biliyor. Erzurum kongrelerini, Sivas kongrelerini toplayan Sultan Vahidettin'dir. Doğrudan değil, bilvasıta. Hocam bir de dediğiniz gibi normal şartlarda gelen bir padişah değil zaten. Enkaz üzerine oturmuş, küllerin üzerine oturmuş, memleket yanıyor. Yurt dışına çıkma meselesi çok konuşuluyor. Bu da olur olmaz memleketi terk etmemeliydi. Ne yapmalıydı memleketi? Önünde bir tercih hocam, vardı. Hocam ne yapabilirdi o zaman? Memlekette kalsaydı olacak şuydu. Sultan Vahidettin'i tahttan indireceklerdi. Belki linç edeceklerdi. Oldu çünkü. Ali Kemal Bey'i linç ettiler. Ve bunu söylediler. Padişah da böyle yapacak. Hıyanet-i vataniye suçuyla yargılayacaklardı. 1 Kasım'da saltanat kaldırıldı 1922'de. Ve meclise bir kanun teklifi verildi. Hıyanet-i vataniye, Sultan Vahidettin'in hıyanet-i vataniyeli ithamı. Padişahlar hiçbir suçla itham edilemez. Bu umumi hukuk kaidesidir. Ancak hıyanet-i vataniye ile itham bir amme efkarını da sürükleyebilecek bir şeydir. İşte vatana hıyanet etti. Bu kanun teklifi verilince bunun sonu idamdır. Padişahın idam edilmesi hanedanın ve memleket için bir felakettir. Padişah dedi ki ben kendimi feda edeyim, yurt dışına gideyim, ortalık yatışsın. Bu böyle kalmaz. Yarın bir gün tekrar dönerim diye düşündüm. Bir mektubu var. Bu gayet normal. İkincisi de İngiliz gemisiyle. Peki neyle gidecekti? Yani İstanbul işgal altında, giriş çıkış İngilizlerin kontrolü altında. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya giderken neyle gitti? İngiliz vizesiyle gitti. Çıkarken İngilizler vize verdiler. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan çıkabilir diye. Samsun'a vardığı zaman da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Samsun'a varmıştır diye vizeyi tatbik ettiler. İngilizler memleket işgal altında. Bir ikincisi Sultan Vahidettin acaba kendisi mi gitmek istedi? Bu bile hala daha iyi bilinmeyen bir hadisedir. Muhtemelen İngilizler onu Ankara'nın elini kolaylaştırmak ve gerektiğinde Ankara'yı belli şeye tazyik edebilmek için kendileri götürdüler. Ve ağzından yarın bir gün İngilizler padişahı kaçırdılar, lakırdısı çıkmasın diye bir de kağıt aldılar. Ben hayatımı tehlikede gördüğüm için İngiliz devleti fahimhanesine iltica ediyorum diye bir kağıt aldılar. Bu kağıdın nasıl alındığını Ankara hükümetinin adamları olan gazeteciler bile yazıyorlar. İngilizlerin Sultan Vahidettin'i kaçırdıklarını. Benim kanaatim odur ki Sultan Vahidettin zaten çok müşkül bir vaziyetteydi. İngiliz hükümeti de ya doğrudan tehdit ederek veya dolaylı vasıtalarla Sultan Vahidettin'i kaçırdılar. Ve Ankara hükümetinin elini güçlendirdiler. Nitekim Ankara hükümeti Sultan Vahidettin'in İstanbul'u terk ettiği haberini öğrendiği zaman çok şükür kurtulduk demişlerdir. Zevfet Paşa İstanbul komutanıydı. İstese Sultan Vahidettin'i sarayından bile çıkartmazdı. Böyle bir kabiliyeti tabii var. Tabii hocam bir padişah ülkeden ayrılıyor ve arkasından... Evet. Yaver gelip haber verdiği zaman Refet Bele uykusuna devam etti. Padişah bugün memleketi terk edecek dediği zaman niçin bir adam gönderip tutuklatmadı? Neden Ankara'ya teslim etmedi? Hakkında kanun, hıyanet, Tivataniye kanunu... Yahut İngilizler götürmeye de bilirdi. Götürmeye bilirdi. Yani bunun için yapmadı? Yani hadisenin arkasında çok işler hocam, vardı. Hocam bir mektup okuyayım, buyurun. Devam edelim burada. Buyurun. Sultan Vahidettin yazıyor yurt dışından. Kızı Sabiha Sultan'a. Benim güzel Sabiham. İstanbul'dan nasıl elin bir mecburiyetle ayrıldığımı biliyorsun. İhtiyar ve hasta vücudumun bütün bu maddi ve manevi elemlere tahammül edebilmesi bana mucize gibi geliyor. Endişem ailenin vaziyeti, ızdırabımsa çektiğim hasretin ve ayrılık acısının getirdiği elemdir.
Şimdi bir köşeye çekilip ailemi yanıma alabilmenin derdiyle ve vatanımın selameti ve saadeti için dua etmekle meşgulüm. Evet, buyurun. Memleketi terk eden birisinin hissiyatı. Gittiğinde yazıp gönderdiği kızına. Ailesini burada bıraktı. Sadece oğlunu ve yakın bendeganını aldı. Hanımları, kızları burada kaldılar. Hanedanın diğer fertleriyle beraber. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi sürgün 16 Kasım'da 1922'de başlar. Yani Sultan Vahidettin'in memleketi terkiyle başlar. Zaten ondan sonra o da sürgün şumulüne alınmıştır. Kanunun şumulüne girer. Bir de onun hemen arkasından kız kardeşi Mediha Sultan ve damat Ferit Paşa memleketi terk etmiştir. Kalsalardı onlar da zaten sürgün şumulüne gireceklerdir. Buradan Sultan... Damat Ferit Paşa'nın suçu da biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa'yı fevkalade ordu müfettişi olarak Anadolu'ya göndermektir. Hı. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın ikbalini parlatan iki kişi Sultan Vahidettin'le damat Ferit Paşa'dır. Onların ikisi de sürgünde. O da enteresan bir hadise. Hocam zaten mesela şey de var. Sultan Vahidettin'in torunu işte bir marş okuyor. Kalfa onu değiştiriyor. Hümeyra Hanım Sultan. Yanına çağırıyor ve benim paşam için öyle söyleyemezsin diyor. O Türk paşasıdır. O hadise tabii biraz egzecere ediliyor. Hadise öyle değil. Aslında Kadir Mısıroğlu bir başka şeyden duydu. Hadise şöyle. Kalfa o marşı sözleri değiştiriyor. Menfi söyle diyor. Bunu daha doğrusu şöyle. Önce marşı söylüyor çocuk çünkü küçük. Sultan Vahidettin niçin söylüyorsun onu diyor. Bilmez misin bu hali perişanımızın müsebbibi o kişidir. İsmini bile duymak istemiyor. O da çeviriyor. Bu sefer kötü söylüyor. Öyle de söyleme diyor. Öyle de söyleme, böyle de söyleme. Yani ben onun ismini bile duymak istemiyorum. Bu hadise o Türk paşasıdır. Türk paşası falan. Yani bu padişahın kullanacağı bir tabir değil. Yani kendisini memleketten süren, arkasından hain, alçak, namussuz diyen birisi için Sultan Vahidettin'in yok o Türk paşasıdır, ben paşama söz söyledim. Bu biraz gülünç bir yakıştırma oluyor ama ne yapsın hanedan? Yani muhaliflerine karşı rüşveti kelamda bulunmak için bazen hadiseleri biraz böyle egzajere ederek söylemek mecburiyetinde kalıyorlar. İbrahim Hocam.